Herkese merhaba. Bu videoda sizlere bir inşaatın toplam maliyetini ve bir inşaatın birim metrekare maliyetini izah etmeye çalıştım. Ve değişkenlerden birim metrekare maliyetini nelerin değiştirebileceğinden ve son olarak da bir inşaatın birim metrekare maliyetini nasıl ucuzlatabileceğinizden söz ettim. Hazırsanız vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bir binanın inşaat maliyeti konusu üzerine yorum yapmadan önce birim maliyet faktörünün çok değişken olduğunu söylemem gerekiyor. Örneğin dış cephe kaplaması, zemin iyileştirme, kullanılan malzemeler, yapının kat alanı, nizam şekli, bitişik veya ayrık nizam olması veya peyzajda yapılan işlemler birim maliyeti etkileyen faktörlerdendir. Örneğin bir binanın zemin iyileştirme maliyeti, örnek veriyorum, 1 milyon tuttuysa ve oranın da inşaat alanı 1000 metrekare ise zaten otomatik olarak birim metrekare maliyeti 1000 lira yükselmiş oluyor. Dolayısıyla bir projede zemin iyileştirme olması veya olmaması doğrudan maliyeti etkileyen faktörlerden biri. Bir diğer faktör, örneğin yapınız bitişik nizam mı yoksa ayrık nizam mı? Çünkü bitişik nizam olduğunda biliyorsunuz yapınızın sağ ve sol cephesi kapalı. Dolayısıyla buralara bir işlem yapamıyorsunuz. Yani herhangi bir görsellik yapamıyorsunuz, herhangi başka bir şey yapamıyorsunuz. Ama eğer ayrık nizamsa, yani dört cephesi de dışarıdan görülebilir düzeydeyse, tabii ki buralarda pek çok işlem yapıyorsunuz, dış cephe çalışmaları yapıyorsunuz. Belki alüminyum kompozit dış cephe kaplaması yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu dahi, yani belediyenin verdiği imar planı dahi sizin birim metrekare maliyetinizi etkileyen faktörlerden. Ya da bir başka faktöre bakalım. Örneğin bir site projesi yapıyorsunuzdur ve sizin geniş bir bahçeniz vardır. Burada peyzaj çalışmaları yapmanız gerekiyordur. Burada sitenin tapudaki alanını çeviren bir bahçe duvarı yapmanız gerekiyordur. Ve belki burada çocuk oyun parkları, işte yüzme havuzları ya da farklı imalatlar yapmanız gerekiyordur. Ama diğer bir açıdan baktığınızda da belki de şehir içinde ticari olan bir apartman tipi, butik bir konut projesi yapmanız gerekiyordur. Ve herhangi bir peyzaj çalışması yapacak alanınız yoktur. Yani bu bile sizin birim metrekare maliyetinizi çok fazla etkileyecektir. Ya da bir başka açıdan bakalım yine. Bildiğiniz gibi web sitemde her ay güncel hazır beton fiyatlarını aydan aya yayımlıyorum. Ancak örneğin bazı şehirlerde fiyatlar ortalamanın bir hayli üzerinde seyrediyor. Yani ben ortalama alırken tabii ki bunları da baz alıyorum ama benim aldığım ortalamanın çok üzerinde kalıyorlar. Tabii ki böyle bir durumda bu beton, yani tek kalem dahi, özellikle de kaba inşaat maliyetinin toplam inşaat maliyetine oranının bu denli yüksek olduğu bir dönemde beton fiyatındaki sapmalar sizin birim metrekare maliyetinizi yine oldukça fazla bir şekilde etkileyecektir. Yine özellikle büyük şehirlerde çok fazla karşılaşılan bir sorun hafriyat maliyetleri. Yine bu da şehirden şehire değişen bir olay. Yani dolayısıyla bunun gibi pek çok kalemle birim metrekare maliyetinizi ve toplam inşaat maliyetinizi aşağı ve yukarı çekmeniz mümkün. Örneğin pencerelerde kör kasa olup olmaması dahi, çelik sıva ya da kara sıva yapıp yapmamanız dahi ya da dış cephede kullandığınız mantolamanın kalınlığına kadar ya da kullandığınız malzemeye kadar ya da kullandığınız mermer, seramik, laminat ya da kombi, her şey sizin inşaat maliyetinizi değiştireceği gibi birim metrekare maliyetinizi de tabii ki değiştirecek. Örneğin her katta 4 adet 150 metrekarelik daireniz varsa ve bir asansör burada çalışıyorsa, yani bir asansör 600 metrekarelik her kat için alana hitap ediyor demektir. Yani asansörün 600 metrekare bölü kat verimi var. Maliyet açısından söylüyorum. Tabii bu maliyetinizi etkileyecektir ama her katta bir daire varsa ve sizin yine bir asansörünüz varsa tabii ki bu da maliyeti yükselten bir faktör olacaktır. Ben bu videoda tamamen standart bir site tipi proje üzerinden metrajlarımı çıkardım. Maliyetimi hazırladım. Tabii ki burada çok çok lüks imalatlara gitmedim. Benim burada baz aldığım proje orta segment bir site projesi ve proje hakkında biraz detay vermem gerekirse proje 20 daire ve 2 iş yerinden oluşan 2 bloklu ufak bir site projesi aslında. Yola bakan ön bloğun altında 2 adet iş yeri var ve arka blokta da iş yeri yok. Sadece konutlar var ve bunların altında da bodrum katta da yani bir otopark var bu daireler için ve iş yerleri için. Yani benim burada çok lüks bir imalatım yok. Standart bir imalatım var. Bu videoda bahsedeceğim maliyetleri de bu projeye göre hazırladım. Dediğim gibi maliyetleri oynatmak mümkün. Yani ucuzluğun sonu olmadığı gibi pahalılığın da sonu yok. Ben burada standart bir maliyetten söz etmeye çalışıyorum. Peki bu videoda baz aldığımız projenin biraz daha detaylarına girelim. Çok değerli arkadaşım inşaat mühendisi Özkan Efecan'la birlikte bir arsa için teklif vermemiz gerekiyordu ve kalem kalem malzeme malzeme işçilik fiyatlarını ve malzeme fiyatlarını alıp metrajlarımızla çarparak bu proje için bir inşaatın birim metrekare maliyetini bulduk. Bu 354 lira geliyor şu an kum. Evet. Çimentoya da kilogramı 2 liraya geliyor, yani 100 lira olması.
senin kaç metrekare inşaat imalatı var burada? Yaklaşık 2400'e geliyor. Dur bir dakika. Şimdi 2400'de. Tuğla üzeri güncel olarak şu an metrekare fiyatı ne kadar abi? Çelik sıva, alçı, saten, boyası, zımparası, boyası ne kadar? Peki sadece kaba sıva ne kadar? Yani ıslak hacimlerin kaba sıvası. Aynen. Kara sıva yani. Aynen. Montalamalar ne durumda? Dış çapı montalaması 140 var mı? 100 yok. Proje az önce de bahsettiğim gibi 20 daire ve 2 iş yerinden oluşuyor. 2 bloklu ufak bir site projesi. Yola bakan ön bloğun altında 2 adet iş yeri yapmayı tasarladık biz burada. Arka blok için ise zemin katları bahçeli 3+1 daireler olarak tasarladık. Bodrum katlarsa bütünüyle otopark katı olacaktı. Böylece hem site içi kullanımı keyifli bir hale gelecekti hem de ticaret hacmi üzerinde olan ön bloğun altına iş yeri tasarlayarak yol üstü ticaret hacminden de pay almasını sağlayacaktık. Açıkçası proje gayet güzel bir proje ve çok da içime sinmişti. Gerçi nasip olmadı. Arsa sahipleri farklı bir müteahhit firmayla anlaşmışlar. Onların teklifi bizden bir hayli yüksekmiş. Dolayısıyla bu proje nasip olmadı ama en azından maliyetlerimizi güncellemiş olduk. Bu arada arka bloğun zemin katları 3+1 demiştim. Onun dışındaki zemin kattan sonra çıkma olduğu için onun dışındaki tüm daireler 4+1 olacak şekilde tasarlandı. Ve oldukça da kullanışlı daireler ortaya çıktı aslında. Bizim yaptığımız hesaba göre bizim 1 metrekare maliyetimiz 7175 lira. Toplam 4800 metrekare inşaat alanına sahip bu proje için ise hesapladığımız maliyet 34.440.000 lira oldu. Bu 1 metrekare maliyetine ve toplam maliyeti tabii ki arsa payı dahil değil ancak bu tutara KDV dahil. Bu tutarın içinde tüm belediye harçları, proje bedelleri, imalat kalemleri, işçilik tutarları, SGK, sabit personel ve benzeri her şey var. Ancak müteahhit kârı yok. Dediğim gibi bu tutar sadece güncel maliyetlerle elde edilmiş bir maliyet. Ancak ne yazık ki bu maliyette her geçen gün artmakta. Öyle ki 2021 Mart ayında yazdığım yazıda 1 metrekare maliyetim 2200 liraymış. 2022 Şubat ayında, yani geçen sene bu zamanlardan bahsediyorum, yazdığım yazıda 4000 lira maliyet bulmuşum. Bunların hepsini emirhanaydın.com.tr'den bulabilirsiniz. 2022'nin Mayıs ayında, yani bir Şubat'ta yazı yazmışım, bir de Mayıs ayında tekrar güncellemişim maliyetlerimi. Orada da maliyetim 5100 liraymış. Yani şunu demeye çalışıyorum. Geçen Şubat ayından bu yana inşaat sektöründeki enflasyon %80. 2021 Mart ayından itibaren de maliyetler 3.26 kat yükselmiş. Ancak tabii ki hesaplamaları yaptığım projeler arasındaki farklar da bu sonuçlara etki ediyor. Ne demek istiyorum? Örneğin bu videoda ele aldığım projede alüminyum kompozit dış cephe kaplaması yapmayacağım. Dolayısıyla maliyet kalemlerini onu yazmadım. Şehir merkezinde yer alan ticari apartman tipi projeleri olmasından dolayı da tabii ki farklılıklar var. Yani dolayısıyla hani daha önceki maliyetlerle kıyas ederken nokta atışı bir kıyastan söz etmem pek mümkün değil. Peki bu bahsettiğim 1 metrekare maliyetlerine göre ortalama standartlarda 100 metrekare dairenin maliyeti ne kadar olabilir? Bu tarzda 100 metrekare bir dairenin maliyeti 717.500 lira olacak. Bu tutarı arsa payı ve müteahhit kârı dahil değil. Öyleyse asıl soru şu olmalı. 100 metrekarelik bir daireyi ne kadara satın alabilirim? Müteahhit firma 717.500 liraya mal etti. Arsa sahibiyle de %33'lük bir oranla anlaşma yaptığını farz edelim. Bu durumda arsa dahil birim metrekare maliyeti 10.710 liraya gelmiş oluyor. Bir de tabii buna müteahhit kârı ilave etmemiz gerekecek. Burada 10.710 lira. Nasıl oldu diye sorabilirsiniz. Şimdi tüm imalatın, yani toplam inşaat maliyeti üzerinden müteahhitin kendine kalan dairelere böldüğünüzde birim metrekare maliyeti 10.710 liraya gelmiş oluyor. Şimdi Türk lirasının hızla değer kaybettiği şu ortamda altına ya da dolara yatırım yapmak yerine inşaat yapıp satış riski, kriz riski, iş güvenliği riski gibi risklerin altına girip enflasyon oranından daha aşağı bir oranda müteahhitin kar etmesini beklemek tabii ki mantıklı olmaz. Üstelik de seçim arifesindeyken ve seçimden sonra nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağımız konusunda müteahhit firmaların özellikle şüpheleri varken. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı da %64 Aralık ayı itibariyle. Müteahhitin kar marjı işte yüzde çok kazanıyorlar, %50'den fazla olmamalı falan tarzında diyenler var. Yani enflasyon %64 iken müteahhitin kar nasıl %50 olabilir? Ya böyle bir şey mümkün değil. Müteahhit bu koşullarda hem enflasyon payını hem de şirketinin devamlılığı için karlılığını gözetmek zorunda. Dolayısıyla artık şu gün için söylüyorum, müteahhit firmalar %100'lere varan kar marjlarıyla çalışıyorlar. Tabii ki aslında bunun %64'ü enflasyon. Bu durumda dairenin satış fiyatı da en az 2.142.000 lira oluyor.
Zaten sahibinden.com'da neden 2 milyondan daha ucuz bir daire bulamadığınızı da sanırım şimdi anlamışsınızdır. Peki 5 katlı 10 daireli bir binanın maliyeti ne olacak? Yine sık sorulan sorulardan biri. Ortalama olarak 100 metrekat büyütü olan 10 daireli ve 5 katlı bir apartman için toplam inşaat alanı 1000 metrekare olduğundan 7175 lira ile çarptığımızda 5 katlı ve 10 daireli binanın yaklaşık maliyeti 7 milyon 175 bin lira olacak. Tabii bu değer dairelerin kat büyütünün 100 metrekare olduğu varsayımıyla bulduğumuz bir değer. Peki müstakil ev, villa maliyeti ne olacak? Ortalama olarak 150 metrekarelik bir müstakil ev veya villa için maliyetiniz normal bir apartman maliyetinin 1 metrekare maliyetinden tabii ki de daha fazla olacak. Çünkü tek temel, tek çatı ve biliyorsunuz villalarda, müstakil evlerde çok özel imalatlar oluyor. Yani orada kullanılan seramikle toplu bir konut inşaatında kullanılan seramik arasında gerçekten fark oluyor. Yani orada kullanılan bataryasından kullanılan diğer malzemelerine kadar her şey farklı oluyor. Yani her ne kadar farklı olmayacak dese de farklı oluyor. Her şeyden önce pazarlık gücü zayıf olduğu için alınan malzemelerin fiyatları bile daha farklı oluyor. Çünkü toplu bir konutta malzeme alırken dahi çok daha sıkı pazarlık edebilirken müstakil evde veya villada yani topu topu alacağınız kaç tane malzeme sonuçta. Dolayısıyla pazarlık gücünüz de zayıf. Bunu da göz önünde bulundurarak tabii ki de 1 metrekare maliyetinizin daha yüksek çıkması çok normal oluyor. Bu nedenle de müstakil ev ya da villa maliyeti hesaplarken 1 metrekare maliyetini 10.500 lira bandında hesaplamak mantıklı olacaktır. Dolayısıyla 150 metrekare bir villa inşaatını 1 milyon 575 bin liraya mal etmeniz mümkün. Tabii villa müstakil ev tasarlarken az önce de dediğim gibi genelde özel imalatlar çok fazla olduğu için bu maliyet yukarı yönlü çok daha fazla da gidebilir. Peki benim burada bahsettiğim pek çok rakam var. Bu rakamlar günümüz enflasyon koşullarıyla nasıl değerlendirilmeli? Bu benim bahsettiğim rakamlar benim şu gün aldığım fiyatlar. Yani ben bugün inşaata başladım, yarın bitirdim. Evet, buna mal edebilirim. Ama sizin inşaatınız atıyorum 1 yıl, 1,5 yıl sürecekse tabii ki malzemelere de, işçiliklere de bir zam gelecektir. Bir enflasyon payı belki koymanız gerekecek. Ha, tüm malzemeleri ben bugün alacağım, depomla stoklayacağım diyorsanız tabii ki o durum başka. Ama o durumda da işçilikleri sonuçta öncesinden satın alamayacağınız için yine enflasyondan etkilenmeniz olası. Peki ucuzlatmak mümkün mü? Yani maliyeti bir şekilde ucuzlatmak mümkün mü? Evet, mümkün. Nasıl ucuzlatabilirsiniz? Bu çok gözden kaçan, çok kritik bir ayrıntı. Bu ayrıntıyı da bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi bildiğiniz gibi artık kaba inşaatın toplam inşaat maliyetine oranı %40'larda geziyor. Yani bu oran projeye göre daha da yukarı çıkabilir, bir tık aşağı da inebilir ama bundan 2 yıl, 3 yıl öncesine kadar bu oran belki de %25'lerde kalıyordu. Ama şu anda öyle değil. Kaba inşaatın toplam inşaatı oranı çok fazla arttı. Bu ne demek oluyor? Demir, beton gibi kalemlerin sizin için aslında maliyet açısından söylüyorum çok önemli olduğu anlamına geliyor. Yani sizin boşa sarf edeceğiniz 4 ton sizin inşaat maliyetinize hiç de istemediğiniz bir şekilde ve hiç de olmaması gereken bir şekilde yükseltebilir. Şimdi burada işin aslı şu, genelde mal sahipleri ya da müteahhitler doğrudan mimarlarla paket anlaşması yapıyorlar. Yani paket olarak işi verip diyorlar ki işte bunun statik projesini de işte zemin etütünü de sen yaptır, statik projesini de sen yaptır, elektrik elektronik mühendisinin yapması gereken işleri de sen yaptır, makine projesini de sen çizdir gibi gibi bütün süreç mimara yükleniyor. Yani sonuçta açık konuşalım, hepimiz ticaretle uğraşıyoruz ve mimar bu işi aldıktan sonra tabii ki de sizin orada 5 ton fazla demir harcamışsınız ya da 10 ton fazla demir harcamışsınız. Mimar bunu açık söylüyorum umursamaz. Mimar şunu umursar. Şimdi mimara verdiniz diyelim ki işi. Mimar da 2 tane inşaat mühendisiyle çalışıyor normal standartlarda. Biri projeniz için 90 bin lira fiyat verdi. Biri de 95 bin lira fiyat verdi. Tabii siz bu süreci bilmiyorsunuz. Mimar tabii ki ekonomik olanı tercih ediyor. Yani o oradaki 5 milyarlık fark için belki de sizin projenizde 8 ton fazla demir çıkıyor, bilmiyorsunuz. Yani bugün 8 ton dediğiniz o 5 milyarın kaç kat üstünde. Dolayısıyla eğer projenizi daha uyguna mal etmek istiyorsanız size vereceğim püf noktalardan biri bu. Mimara paket olarak yine verebilirsiniz. Ancak mutlaka ve mutlaka siz bir inşaat mühendisine statik projeyi verin. Çünkü sizin projenize özenilmesi ve özenilmemesi arasında sizin maliyetiniz belki de %3, %4, belki %6 oynayacaktır. Sizin aslında daha ekonomik, belki de daha makul
ve daha çok üzerinde çalışılmış ve özenilmiş bir proje, statik proje almanızı sağlayabilir. Tabii burada bahsetmek istediğim şu değil. İşte sizin projenizin üzerinde çok çalışılırsa daha az demir çıkar, daha az şey çıkar. İşte en az demir çıkaran en iyi mühendisi tarzında değil. Yani ben bundan bahsetmiyorum. Ancak üzerinde çalışılmış ve özenilmiş bir proje ile üzerinde çalışılmamış bir proje arasında açık söylüyorum tonlarca demir fark eder. Dolayısıyla siz mimara paket olarak işi verdiğinizde mimar sizin orada tonlarca demirinize bakmaz. Mimar neye bakar? Bir inşaat mühendisi atıyorum diğerinden 5000 lira ucuz verdiyse tabii ki ucuz olana yönelecektir. Ama sizin orada ne kadarlık bir gol yediğinize açıkçası mimar bakmaz. Yani mimarın işi bu değil. Sonuçta o da ticaret yapıyor az önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla ilk püf nokta bu. Sizin mutlak suretle inşaat mühendisiyle doğrudan anlaşmanız gerekiyor. Tabii bunu bir farklı açıdan yine değerlendirelim. Şimdi siz ilk olarak paket olarak gittiniz, mimara işi verdiniz. Peki farklı bir senaryoya geçelim. Paket olarak gidip inşaat mühendisine projeyi verin. Ne olacak? Yani mimara işi verdiğinizde tabii ki de kendi projesini size beğendirmeye çalışacak. Ama siz paket olarak inşaat mühendisine projeyi verirseniz bu defa inşaat mühendisi çalıştığı bütün mimarlardan etütleri alacak ve sizin önünüze belki de 3 tane 4 tane farklı proje koyacak ve size beğenmeniz için daha farklı seçenekler sunacak. Dolayısıyla inşaat mühendisiyle paket olarak anlaşmak da sizin için çok karlı olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bir daireyi sattıran asıl faktör mimari projedir. Yani mimari projeniz düzgünse sizin daireniz para eder. Mimari projeniz düzgün değilse üzgünüm, ne kadar iyi malzeme kullanırsanız kullanın, ne kadar iyi işçilik yaparsanız yapın, sizin daireniz para etmez. Önemli olan mimari projedir. Eğer paket olarak inşaat mühendisine vermezseniz bile mutlak suretle statik projenizi bir inşaat mühendisine doğrudan kendiniz verin. Sakın ha sakın inşaat mühendisinin hazırlaması gereken statik projeyi paket halinde mimara vermeyin. Bu videoda sizlerle birlikte bir inşaatın birim metrekare maliyetine baktık ve nasıl ucuzlatabileceğimize dair küçük de bir püf noktası sundum sizlere. Tabii ki bu püf noktalarını sunmaya devam edeceğim. Ancak bunun için öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor ve diğer videolarımı da kaçırmamanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.